Evet, binanın tepesinde koşan bir ninja gördüm. Gençler merhaba, karşınızda Sifu. Bu oyun combat, daha doğrusu çok güzel komboları olan bir kungfu dövüş oyunu. Oyunu bir süredir bekliyordum. Çıktı ve hemen alıp oynamak istedim. Herhangi bir bilgiye sahip değilim. Nelerle karşılaşacağımızı göreceğim. Sadece şu kadarını biliyorum. Öldükçe karakteriniz yaşlanıyor ve yaşlanarak sürekli oyuna devam ediyorsunuz. Şöyle bir artısı ve eksisi var. Yaşlılık sizi daha güçlü yapıyor ama aynı zamanda, yani şöyle diyelim, daha güçlü vurabiliyorsunuz ama sağlığınız düşüyor. Onun dışında ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Hadi başlayalım. Ne güzel. Tamam, bu çok kolaydı. Sakin sakin. Başlar başlamaz dayak yemeyelim lütfen. O, yani bence hiç fena değildi. Ama tabii ki oyunun en başı ve bunlar küçük çerezlerdi diye düşünüyorum. Bu nedir? Tamam. Peki. Şu an tuşları anlamaya çalışıyorum. Tamam, bunun bir guard olduğunu biliyoruz. Neyse. Büyük ihtimalle bize hepsini yavaş yavaş öğretecektir. Bu bizden biri anladığım kadarıyla. Önce şöyle bir kontrol edelim. Koş diyor. Peki. Oyun lineal görünüyor gençler. Bir açık dünya değil. En azından şu ana kadar öyle görünüyor. Vay. Bir şey söyleyeyim mi? Çok. Bu nedir? Çevredeki, evet, çevredeki şeyleri kullanabiliyoruz. Savunma ya da saldırı için. Saldırı diyelim, savunma için kullanıp kullanamadığımızdan emin değilim. Ama oyun çok sıkı görünüyor. Başlangıcı kolay ama tahminimce çok zor olacaktır.
Hepsini aldım ya. Yaptığım şeylere inanamıyorum. Aa, objeler kırılabiliyor. Peki. Ama onların bize herhangi bir evet, herhangi bir şey verip vermediğinden emin değilim. Bu tarafı kapalı. O kim? Where is he? O da bizden biriydi gençler. Yank. You've gotten slow, Sifu. You know why I'm here, don't you? Just step aside. You were a mistake. I should never have taught you. Now you know too much. Hmm. By returning here tonight, you've given me a second chance. Vay, Kung Fu Master'la bir dövüşümüz olacak. Peki yolumuz neden ayrıldı? İyiydim ama ya. When I look into your eyes, I see nothing. Basılı tut diyor. Az önce yaptığım şeyi nasıl olduğunu çözdüm gençler. Şimdi gözlemlediğim kadarıyla şu alttaki sarı bar stamina gibi bir şey anladığım kadarıyla. Gerçekten çok büyük önemi var çünkü dayak yedikçe o azalıyor. Komboları öğrenmek gerekiyor. Tamam, bunu çözdüm. Vay, iyi. Özel bir yeteneğimiz var ve belli durumlarda açılıyor. Onu ne zaman kullanacağımızı çözdüm gençler. Göster kendini. Karakterinizi seçin. Erkek mi, kadın mı? Bir şey söyleyeyim mi? İkisi arasında bir fark var mı bilmiyorum ama ben kadını seçmek istiyorum. Bu arada... Aa, bizim karakterimiz bir çocuk mu?
Bir saniye, şu ana kadar biz kötü karakteri mi yönetiyorduk? Hayır. Adi pislikler. İntikam için geliyoruz. Botanist. Saptır diyor. Tamam. Tamam. Diyor ki vurmadan hemen önce saptır. Ondan sonra XA mı? Olacak. Başaracağız. Neden olmuyor peki? Olacak gençler, olacak, başaracağım. Tam olarak. Aa, şimdi başardım. İkisini aynı anda basmak gerekiyormuş. Bir daha deneyelim. Evet. Dövüşçü diyor. Tamam, aşağıya ya da yukarıya. Peki. Tamam. Öldür diyor. Sanatçı. Peki. Gel bakalım CEO. Çözdüm sanırım.
lider. Sakin, sakin. O çok hızlı ya. Valla benden tam not aldı. Oyun çok iyi. Yani böyle sizi harekete geçiriyor diyorum gençler. Dövüş mekanikleri çok güzel görünüyor. Çok inanılmaz görünüyor. Tabii ki ilerledikçe neler olacağını bilmiyorum. Bu nedir? Beceri ağacı. Burada tabii ki yeteneklerimiz olacak. XP ile açılıyor. Yaşımız 20 diyor. Peki. Şimdi bence şöyle bir çevreyi dolaşalım. Ondan sonra bırakalım. Bir seri yaparız diye düşünüyorum gençler. Mesela bunlar nedir? Şehirdeki meşhur bir gece kulübü. Sahibi Shane'in arkadaşı. Babasının Shane'in okullarına gitmesinden şikayet ettiğini hatırlıyorum. Kulübün müşterileri de pek bir şeye benzemiyor diyor. Bu nedir? Shane. Çocukken onunla birkaç kere karşılaştım diyor. Babalarımız birbirini kung fu ustası olarak tanırdı. Ölmelerinde rol oynadığına inanamıyorum diyor. Oyunun başındaki yönettiğimiz karakter olabilir. Kulüpte gerçekleşecek Alev adlı bir etkinliğe katılacak. Erken gidip çok kalabalıklaşmadan orada olmalıyım. Peki. Burası önceden bir sanayi bölgesiydi. İşler kesilince herkes terk etti. Yönetimi çeteler devraldı ve burası bir yasak bölge haline aldı. Varoşlar. Peki. Sığınak. Ölümcül hastalığa yakalanmış kişisel biri için barınak. Acılarını dindirmeye çalışmaları için bir dizi geleneksel tedavi yöntemlerine erişim imkanı sunar. Sözde tıbbi mucizeleri nedeniyle yıllar içinde garip bir itibar kazandı. Peki? Babam ve Sifu tarafından eğitilip yetiştirildi. Birbirimize yakındık. Yıllar boyunca bana çok şey öğretti. Çocuk olan sanırım kucağındaki bebek bizim karakterimiz oluyor. Ben çocukken karısı ve çocuğuyla ortadan kayboldu. Yıllar sonra geri döndü ve soğukkanlılıkla babamı öldürdü. Şimdi şehrin yüksek bir yerinde yaşıyor ve bir geleneksel tedavi merkezini işletiyor. Burada dünya ile temastan kaçındığı görünüyor. Yani şurada mı? Sığınakta. Peki bu kim? Babamın dışında Jinfeng de şehrin kung fu ustaları arasında çok ünlüydü ve her zaman saygı görürdü. İmkanları az olan çaresiz insanları hep ilk o savunurdu ve güçlü bir adalet duygusuna sahipti. Neden onların aleyhine döndüğünü bilmiyorum ama bunun bedelini ödeyecek. Şimdi büyük ve son derece güçlü bir şirketin başında yer alıyor. Hala ihtiyacı olanlara daha iyi imkanlarla yardım ediyor ama aniden edindiği servet çok şüphe uyandırıyor. Neler olmuş ya? Kule. Yakın zamanda inşa edilmiş bir bölgede yer alan şehrin en yüksek binası. Jinfeng'in ofisi binanın en üst katında yer alıyor. Peki. Şunlar nedir? Her ölümden sonra kolye ölüm sayacını arttırır diyor. Ardından yeniden kalktığınızda aynı yıl sayısınca yaşlanırsınız. Yıllar arttıkça kolye giderek gücünü kaybeder ve sikkeler nihayet kırılır. Artık sikke kalmadığında yeniden kalkamazsınız. Bir sonraki ölüm oyun bittiği ekranıyla sonuçlanır. Anladım. Anladım. Çocuğun elinde bu vardı. Peki bu nedir?
Yapı kendinizi savunabilme ve dövüşme becerilerinizi temsil eder. Yapı her darbe aldığınızda etkilenir. Aynen öyle, bunu fark ettik. Çok fazla darbe alırsanız yapı sonunda bozulacaktır. Böylece kısa bir süre saldırılara açık hale gelirsiniz. Saldırıları saptırmak, engellemek yapınızın bozulmasını önler diyor. Saldırılardan kaçınmak küçük miktarda yapı geri kazandırır. Düşmana saldırarak veya saldırılarını saptırarak, engelleyerek düşmanın yapısını bozabilirsiniz. Yapıları bozulduğunda onları haklayın diyor. Oyun bitti veya pes et. Kilidini açtığınız oyun bitti veya pes et sonrasındaki seviyenizden istediğinizi seçip başlayabilirsiniz. Bu seviyeye ulaştığınızdaki en genç yaşınızda yeniden başlarsınız. Önceki oyunlar sırasında kilidi açılan beceriler ve yükseltmeler kaybolacak. Ancak dedektif panosundaki tüm öğeler ve edindiğiniz bilgilerin yanı sıra kalıcı olarak açılan becerilere erişebilirsiniz. Yani sürekli tekrar tekrar ölüp yeteneklerinizi üst noktaya getirdikten sonra oyunun sonuna gitme ihtimaliniz çok daha mümkün anladığım kadarıyla. Muhtemelen ilk seferde oyunun sonuna gitmeniz söz konusu değil. Düşmanlarınızı alt ederek XP kazanırsınız. XP mevcut oyun için beceri satın almanızı sağlar. Bir beceri satın aldığınızda bunu tüm oyunlarınızda kalıcı olarak açmak üzere takviye edebilirsiniz diyor. Bazı saldırılar durdurulamaz. Bu saldırıları saptırmanız, engellemeniz veya bunlardan kaçınmaya çalışmanız gerekir. Düşmanın parlayan eklemlerinden bunları fark edebilirsiniz. Diğer saldırılar ne durdurulabilir ne de saptırılabilir. Yalnızca bunlardan kaçmaya çalışabilirsiniz. Parlayan eklemler ve kırmızı daireden bunları tanımlayabilirsiniz diyor. Anladım. O da muhtemelen yeteneğimize, gücümüze göre değişiyor olabilir gençler. Yani hangi saldırının durdurulup durdurulamayacağı. Cezalandır, sersemlet, afallat diyor. Bazı saldırılar doğru savunma gerçekleştirilerek, yani saptırılarak veya kaçınılarak cezalandırılabilir diyor. Saptır diyor, saldırı engellenecek. Böylece rakip karşı saldırıya veya fırlatmaya açık hale gelecek. Kaçın diyor, saldırı yavaşlatılacak. Bu pencerede düşmana yapılan darbeler onları sersemletir diyor. Sersemlemiş rakipler kendilerini savunamaz. Böylece saldırıya veya fırlatmaya açık hale gelir. Arda arda sersemletmeler rakibinizi afallatmış hale getirerek birkaç saniye kendini savunamamalarına yol açar diyor. Yani bunların ne işe yaradıklarını öğrenmek bize biraz oyun hakkında fikir veriyor. Bu müze özel olarak finanse edilmiş, yepyeni, birinci sınıf bir binaya sahip. Peki, Kroki'nin geçmişini araştırmak zor. Japonya'dan geldiği kesin. Dedikodulara göre bu ülkenin suç dünyasıyla bağlantıları var. Onu Çin'e kaçmaya zorlayan bir şey olmuş olmalı. Şimdi bir sanat müzesi işletiyor. Tüm gün şimdiye kadarki en büyük sergi projesi üzerinde çalışıyor. Peki gençler, bu panonun önemini anladık. Bir şeyler aldıkça açılacak ve daha fazla bilgiye sahip olacağız. Yetenek ağacında şöyle bir bakmak istiyorum. Şu an bir şey göremiyorum ama işte ortadaki şu altın şeyler, bunlar kırıldıkça yaşımız artacak falan filan. Tamam, burada bırakalım ve önümüzdeki bölüm neler olacağına bakalım. Hatta şu nedir? O gece boğazımı kesen oydu. Listemde ilk sırada yer alıyor. Botanist olarak bir çeteye karışmış ve depodan hiç ayrılmıyor diyor. Peki. Varoşlar. Başla diyor. Tamam. Önümüzdeki bölüm devam ederiz. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşeceğiz. Fakat bu nedir abi? Eğitimmiş.
Peki. Ben biraz eğitim yapar, önümüzdeki bölüm kendimi hazırlarım. Tekrardan görüşürüz gençler. Hoşça kalın.